İngiliz belgelerinde Türkler. Osmanlı'nın yıkılış nedenlerine yer verdiğimiz bu bölümün sonunda değerli araştırmacı Erol Ulubelen'in İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye isimli kitabında İngiliz gizli belgelerinden derlediği alıntılardan bir kısmına yer vereceğiz. İngilizlerin devletinin güdümündeki bir kısım İngiliz siyasetçilerin, askerlerin ve devlet adamlarının o döneme ait ifadeleri hiçbir yoruma gerek kalmadan hain planların bugün devam etmekte olduğunu açıkça gösterir. Necip Türk milletini okuyacağımız ifadelerden tenzih ederiz. İngilizler, Türk düşmanı Hristiyanlara iyi davranır. Türk köpeğini dövmek için her kırbaç mübahtır derdi. Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, Türkler Avrupa'da çok uzun zaman kaldılar ve oradan tamamen temizlenmelidirler. Lord Curzon, Türkler Avrupa'dan atılmalıdır. Amerikalı Senatör Lodge'un dediği gibi İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. Bir veba tohumu olan savaşların yaratıcısı ve komşuları için bir küfür olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir. Lloyd George, Türkler bize ihanet ettiler. Çanakkale'de binlerce insanımız öldü. Şimdi Türklerin ölümüne kim bakar? İngiliz Derin Devleti'nin Osmanlı'yı parçalama planları İngiliz gizli belgelerinde çeşitli İngiliz diplomat ve siyasetçilerin Osmanlı'yı parçalama planına dair ifadeleri şöyledir. Mr. Merling, şimdiki durum yalnızca Balkanları ve Avrupa'yı değil, Arapları, Ermenileri, Kürtleri ve diğer ırkları da imparatorluktan ayırmaya çalışmak olmalıdır. G. Beckham'ın bütün Avrupa Türk bölgesi Hristiyanlara ait olmalıdır. Girit sorunu da Yunanistan lehine çözülmelidir. Lord Kishner: Türklerin çöküşü tamamlanmış görünüyor. Sudan'da Türklerin hak diye ileri sürdükleri ne varsa İngiltere'ye geçmelidir. E. Nicholson, İmroz Adası ve Bozcaada hariç bütün adaların Yunanlılara bırakılmasını sağlayalım. Mr. Erskine, Amiral Ker bana gizlice Türk donanmasını mahvetmek için planları olduğunu anlattı. İngiliz dışişlerindeki bir toplantı. Sonuç, mali işler Türklerin eline hiçbir şekilde bırakılamaz. Ayrıca bütün işgal masraflarını ve toplanan bu komisyonların parasını da Türkler verecek. Sinyor Litti, Türkler İzmir'i isteyeceklerdir. Biz de pekala İzmir'i işgal için yaptığımız bütün masrafları verin deriz. Tabii Türkler bunu ödeyemeyeceklerine göre İzmir'de bize kalır dedi. Buna karşılık Lloyd George, Bizim Suriye'deki birliklerimiz oradan çıkacak. Yani bunun masrafını biz mi ödeyeceğiz? Hiç böyle saçma şey olur mu? Hepsini Türkler ödemelidir. İngiliz vergi mükellefleri bu iş için 750 milyon sterlin ödediler. Bütün bunları Türklerden altın olarak alacağız. Türklerin altın stoklarını ele geçirmeliyiz, dedi. Mr. Campbell, ilk yapacağımız iş bunların milliyetçi liderlerini yok etmek olmalıdır. Lloyd George, sultana yani vahdettine şöyle deriz. Biz bütün etleri alıyoruz sen de birkaç kemikle yetin. Türk hükümetine verilen cevap. Türk hükümetinin mesajını dikkatle inceledik. Türkler savaşa girerek insanlığın kayıplarına ve sefaletine sebep oldular. Milyonlarca insanın ölümüne ve milyarlarca sterlinin kaybına sebep oldular. Dünyada özgürlüğün yeniden kurulması için Türkiye'nin ödeyeceği bedel çok fazladır. Türklerden başka ırklar devlet halinde getirilecektir. İzmir ve Trakya Türklerin elinden alınacak. Amerikan başkanının yani Wilson'ın karar vereceği sınırlar içerisinde hür bir Ermenistan kurulacaktır. Türklerin uygar dünyaya bir daha ihanet etmemesi için sıkı tedbirler alınacaktır. Bu sebeple Türk toprakları küçük bir devlet haline getirilecektir. Türk halkının emperyalist arzuları silinecektir. Boğazların özelliği konusuna gelince, boğazlardaki bütün askeri tesisler yıkılacak, sahiller ve adalar silahsız hale getirilecektir. Silahsızlanma masrafları Türkler ya da Yunanlar tarafından ödenecektir. Adalarda müttefik kuvvetler haricinde hiçbir asker bulunmayacaktır. Türk jandarmaları bizim emrimiz altında olacak. Türk borçlarının hepsi Türkler tarafından ödenecektir. Eğer anlaşmayı imzalamazsanız Avrupa'dan kesin olarak atılacaksınız. İncelemeniz için 10 gün müddet veriyoruz. İngiliz gizli belgelerinde çeşitli İngiliz devlet adamlarının Ermeni ayaklanmaları ile ilgili izahları şu şekildedir. Mr. O'Brien, Ermeni ayaklanması Türklere bir harp ilan etmenin en iyi aracıdır. Alman ordularının Türklerin yanında olması üçlü anlaşmayı kuvvetlendirecek ve bu reformlara yol açacak ve sonra bir Ermeni isyanı olacaktır. Grey, E. Grey, 6 ilin birleşik bir Ermenistan için ayrılması, Asya Türkiye'sindeki diğer ırklarında aynı yolu tutmasına neden olacaktır. Herbord, İstanbul'dan Mardin'e kadar bütün bölgeleri gezdik. Türklerin Ermenileri öldürmek istediklerine dair bir işaret görmedik. Üç ay önce Ermenilerin tek bir adam kalmayıncaya kadar kesildiğini duymuştuk. Halbuki duyduklarımızın hiçbiri doğru değildi. Fransızlar Türkleri mandaları altına almak istiyorlardı. Bunun için de dünyanın şüphesini Türklerin üzerine çekmek gerekirdi. Mr. Kitson, Ermenilerin Müslüman komşularını kesmesinden hiç şüphe etmem. Taşnaklar müthiş bir vahşetle çalışıyorlar. Kürtleri her ne kadar inanmasak da onları kullanmamız çıkarımız gereğidir. Doğu illerine gelince, Türklerle harbetmeden o bölgeleri Ermenistan ve Kürdistan diye bölemeyiz. Londra Konferansı. Ermenistan'a 6 ilden başka Trabzon ve Adana'da verilmelidir. Amerika Ermenistan'a yardım edecektir. Trabzon'da bir tane bile Ermeni yok. Ermenisiz bir Ermenistan biraz gülünç olmuyor mu deniliyor? Küçük bir Türk devleti kurulmalı. Kapitülasyonlar adli işlere de uzatılabilir. Japonya'dan kapitülasyonları kaldırdık. Çünkü onlar kuvvetliydi. Başka çaremiz yoktu. Türklerin kafası daha az işler. İngiliz dış işlerindeki toplantı. Lloyd George, İstanbul'dan Türkleri çıkartmalı. Mr. Campbell'a göre bütün sıkıntı Mustafa Kemal Paşa tarafından yaratılıyor. Ve Sultan onu kontrol edemiyor. Fransız grupların üçte biri Fransız askerlerinden, gerisi yerli Ermenilerdendir. İstanbul'daki komiserimiz bu olayları önleyemezse sultanı İstanbul'dan atacağımızı bildirerek tehdit etsin. Erzurum'un yeni kurulacak Ermeni devletine katılacağı bir sırada Mustafa Kemal olmasaydı Ermenilerin bir şansı olurdu. Mustafa Kemal'in askerleri hiç para almıyor. Onları harekete geçiren vatan aşkıdır. İngilizlere ait rapor. Ardahan, Batum ve İmer Vadisi verilecektir. Ermenistan'ın Kürdistan ve Türkiye ile olan sınırları şöyledir. Karadeniz'de Yanbatı Deresi, Erzurum ininin batı sınırı, Bitlis suyu Sanremo konferansı Türkiye'nin sınırları Erzurum Ermenilere verilecektir. Böylece Büyük Ermeni Devleti teorisi yerine gelecektir. İtalyan Nitti Erzurum'da Türkler çoğunlukta olduğu için bir yolunu bulup Türkleri oradan atmalıyız. Erzurum son zamanlarda Milli Hareketin merkezi olmuştur. Mr Bertolot Mustafa Kemal ve kuvvetleri rüşvet verilerek ya da başka bir yoldan ortadan kaldırılabilir. Mr Aheronian Mustafa Kemal'in ordusu sizin sandığınızdan çok daha küçüktür ve başıboş bir ordudur. Lord Curzon, Ermeni Bogos Nubar Paşa ve Mr. ahoramianı azarladım. Türkleri öldürmek için verilen silahların Azerbaycanlılara karşı kullanılmasının aptallığını anlattım. Amiral Rubek, Mr. Katisyan, 25 bin tüfek aldıklarını, ayrıca Ermeni ordusunda 30 bin Rus yapımı tüfeğin ve 1 milyon merminin bulunduğunu, Yunan ilerlemesi başlayınca Ermenilerin de derhal saldırıya geçeceklerini bildirdi. İngiliz Derin Devleti ve Kurtuluş Savaşı İngiliz gizli belgelerinde Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili şu ifadeler geçmektedir. İngiliz Dış Politika Belgeleri 1919-1939 Türkler sadece Yunanlıların istilasına uğradıklarını sanıyorlar ve onlarla savaşmaya hazırlanıyorlar. Ancak Yunanlılar müttefik planının bir parçasıdır. Türkleri rahatsız etmeyelim ve Türklere harbin sona erdiği izlenimini verelim. Yunanlılarla İtalyanlar aralarında anlaşıp Nereleri işgal edeceklerine karar veriyorlar. Türklere bu işlerin duracağı hissini vermeliyiz. Amiral Rubek, Sultan İngiliz otoritelerinden kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmalarını istedi. Başbakan yani Sadrazam ve İçişleri Bakanı Dahiliye Nazırı durumun kötülüğünü kabul ediyorlar ve asileri bastırmak için müttefiklerden izin istiyorlar. Başbakan yani Sadrazam Ferit Paşa hükümeti milliyetçilere karşı savaş ilan etti ve milliyetçilerle konuşulmayacağına karar verdi. İngiltere, Türklere karşı olan savaşta başrolü oynadığı halde bugün Türk gazetelerinde ve hatta milliyetçi gazetelerde bile İngiltere iyi bir yerde. Amerikan Radyosu Konuşması Mustafa Kemal bana dedi ki, Bizim hükümetimiz yabancı hile ve müdahalelerle zayıflatılmıştır. Milliyetçilerin İngiliz ve Fransızlardan yardım aldığı yalandır. İngiliz sermayesi Türkiye'yi mahvediyor. Biz İngiltere'deki eski Türk Dostları Cemiyeti Başkanı Adil Bey'in 200 bin sterlin, Konya Valisi'nin 150 bin sterlin, ve belki de Ankara valisinin bu miktar para aldığını biliyoruz. Mr. Ryan'ın raporu. Türkiye'deki milli kuvvetler gittikçe geliştiği için silahların bırakılmasına rağmen 40 bin kişilik bir hükümet kuvvetinin milliyetçilere karşı kullanılması istendi. Başbakan Sadrazam bu isteği derhal kabul etti. Villa Belle'deki toplantı. Lloyd George, Mustafa Kemal'in başarısı Araplara da sıçrayabilir. Bu nedenle mutlaka ezilmesi gerekir. Yunanlıların çarpışma tekniğini büyüttük. Türklerinkini de küçülttük. Villafranüz'daki toplantı İstanbul hükümeti yalnız bizim için değil bütün dünya için tehlikeli olan Türk milli hareketini bastırmakta bize yardımcı olabilir. Savaşın iki yıl uzamasına sebep olan Türklere hiçbir şekilde merhamet edemeyiz. Mr. Venizelos imkanı olsa Türklere silahtan başka bir yol kullanabiliriz. Fakat Türkler silahtan başka bir şeyden anlamazlar demiştir. Amiral Rubek Anadolu'daki bütün hareketler Mustafa Kemal Paşa tarafından düzenlenen milli hareketin parçaları olarak düzenlenmektedir. Damat Ferit, milliyetçi harekete karşı asker göndermek istiyor. Aldığımız kararlara saygı göstermeyen tek halk Türk halkıdır. Amiral Rubek, Türkler Yunan idaresi altına girmezler. Özellikle Yunanlıların İzmir'de yaptığı kepazelikten sonra. İngiliz subayları ve bizim adamlarımız Türkleri öldürmek için Yunanlılarla işbirliği yapıyorlar. Türkler müthiş savaşçıdır. Cephaneleri azdır ve hiç ulaştırma araçları yoktur. Türklerle yapılacak sül anlaşmasında Kürdistan'da Türklerin hiçbir hakları kalmayacaktır. Kürdistan'da durumdan emin olmalıyız. Kürtler bile ne istediklerini bilmiyor. Erzurum Türklerin en kuvvetli kalelerinden biridir. Çok büyük bir Türk toprağının Ermenilere verilmesine göz yummazlar. İngiliz İmparatorluğu bir zamanlar Türk İmparatorluğu'nun olan bütün bölgeleri elde etmiştir. Amiral Rubek Anadolu hareketinin nedeni Yunan işgali ve yaptığı dehşet verici eylemlerdir. Ayrıca Büyük Ermenistan ve Pontus devletlerinin kurulması bu hareketin sebebidir. Amiral Rubek, Başbakan'dan yani Sadrazam'dan Mustafa Kemal'i kötüleyen ve onları hükümetin emrine karşı gelen asiler olduklarını bildiren ve halkın hükümete bağlı olması gerektiğini anlatan bir yazı aldık. Amiral Rubek, Damat Ferit yani Sadrazam şahsi emniyetinden, sultanın emniyetinden ve kendi adamlarının emniyetinden korkmaktadır. Eğer milliyetçiler Türkiye'de idareyi ele geçirirlerse kendisinin ve sultanın hayatının himayemiz altında olduğunu söylememe izin verir misiniz? Ferit, sultanı etki eden tek insan olduğunu ve İngiliz dostluğunu kendisinin yarattığını söylüyor. Damat Ferit'in istifası halinde onun ve sultanın yurt dışına şerefli bir şekilde çıkmasını sağlamalıyız. Sultan tahtını terk ederse ona Türkiye'den çıkması için gereken her türlü yardımı yaparım. Rumbold İzmir'den gelen askeri raporlar iyi değil. Yunanlılar bile askeri disiplinleri olmadığını itiraf ediyorlar. Üçüncü birliğin komutanı Kondilis, Salihli'den kömür vagonlarının altına saklanarak kaçmış. Öyle görünüyor ki Yunanlılar tek başlarına bu işi yürütemeyecekler. İngiliz Derin Devleti'nin Kürdistan Planı İngiliz Derin Devleti'nin Türk topraklarını parçalayarak bir Kürdistan oluşturma planı İngiliz gizli belgelerinde şu şekilde geçmektedir. Amiral Katorp Binbaşı Noel, Kürt şefleriyle görüş birliğine varırsa bunda faydalar sağlayacağını söylüyor. Kürt şeflerinden İstanbul'da Seyit, Abdülkadir ve Bedirhan daha az önemli kimselerdir. Bunlar şüphe uyandırmamak için Noel'den ayrı olarak Kürt bölgelerine gidecekler. Kürtler henüz Mustafa Kemal'e karşı ayaklanmadı ama Noel bunu sağlayacağından emin. Mr. Hohler, benim problemim Kürtler. Noel Bağdat'tan buraya geldi. Kürtlerin peygamberi olmak istiyor. Korkarım ki Noel bir Kürt Lawrence'ı olabilir. Mezopotamya şimdi bizim olacağına göre ona bir Kürt devleti kurdurup kuzey dağlarını böylece koruyabiliriz. Seyit Abdülkadir ve onun gibilerle konuştum. Onlara etki edebilmek için biz de Türklere hile yapıyoruz diye belki 5 defa tekrarlamak mecburiyetinde kaldım. Ancak Kürtlere fazla güvenilmez. Majestenin hükümetinin amacı Türkleri azemi derecede zayıflatmak olduğuna göre Kürtleri bu şekilde harekete getirmek fena plan değil. Amiral Webb Amerika Trabzon ve Erzurum'u içine alan bir Ermenistan'ı himaye edecek. Geri kalan 4 ili de bir Kürt devleti olarak İngilizlerin himayesine bırakıyor. Başkan Wilson, Türklerin, Kürtlerin ya da diğer Müslümanların Ermenileri korumalarını, aksi halde Türk İmparatorluğunu ortadan kaldıracağını ve kendilerine çok kötü sulh şartlarının zorla kabul ettirileceğini söylüyor. Başbakan bundan çok etkilendi. Mr. Hohler, Kürtlerin ve Ermenilerin durumu beni hiç ilgilendirmez. Kürt sorununa verdiğimiz önem Mezopotamya bakımındandır. Diğer taraftan Wilson beni korkutuyor. Ajanları devamlı hatalar yapıyor. Noel'e gelince fanatiğin biri. Ermenistan'ın ve Kürdistan'ın sınırlarının kesin olmadığı konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Kürt sorunu Mezopotamya'da tatminkar bir sınır oluşturmak içindir. Amiral Rubek Mr. Hohler, Kürt meselesi hakkında Kürt Başbakan Şeyh Said Abdülkadir Paşa ile görüştü. Kürtler bütün ümitlerini İngiliz hükümetine bağlamış durumdalar. Bu ara Mustafa Kemal gittikçe tehlikeli olmaya başlıyor. Kuvvetler, Kürtleri Mustafa Kemal'e karşı kullanmak için her türlü parayı ödemeye hazırlar. Toplantı notları. Kürt kabileleri İngiliz ve Fransız hakimiyetine konacak. Kürdistan'da hiçbir şekilde Türk bırakılmayacak. Bir tek Kürt devleti mi yoksa birçok küçük Kürt devleti kurulacağı mı düşünülecek? Ermenilere Amerikalılar kanalı ile silah sağlanacak. İstanbul'da gizli bir örgüt kuruldu. Milliyetçileri vatan haini ilan ediyor. Amiral Rubek. Kürdistan Türkiye'den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin çıkarlarını bağdaştırabiliriz. İstanbul'daki Kürt Kulübü Başkanı Seyit Abdülkadir ve Paris'teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrinizdedir. Amiral Rubek. Damat Ferit bana geldi. Sulh anlaşmasına göre Kürtler ayrı bir devlet olacaklardır. Kürt liderleri Mustafa Kemal'i sevmez. Siz Mustafa Kemal'den nefret ediyorsunuz. Çünkü o sizin yaptığınız anlaşmayı kabul etmiyor. O halde Kürtleri Mustafa Kemal'e karşı birlikte kullanalım dedi.